Hoş geldin Bilge. Hoş bulduk. Neden oğlunun babası gibi olmasını istemiyorsun? Çünkü çok kalbimi kırdı babası. Oğlum da bir kadının kalbini kırsın istemiyorum. Ne yaptı sana? Biz severek evlenmiştik. Veya ben sevmişim, seviyoruz sanmışım. Rabbim çok engeller çıkarttı karşımıza ama ben onunla evlendim yani o diye tutturdum, illa o olacak dedim. Oldu. Ama yani iki aylıktık biz evlendiğimizde. Ben iki aylıkken dayak yedim. Beş ay sonra hamile kaldığımı öğrendim. Evlendikten 5 ay sonra mutlu oldum. Çünkü benim de bir evladım olacaktı, anne olacaktım. Ben hamileyken de dayak yedim. Çocuğum oldu. 10 günlüktü. Yine tartıştık. Neden tartıştınız? Alkol. Bizim tek tartışmamızın sebebi alkol. İçmesi ya. Ya bir alkol bir yuvandan ne kadar kıymetli olabilir ki? Ne istedi ben senden? Anlamıyorum. İçeyim ben, bana karışma. Ben içeyim, geleyim evime, yatayım, uyuyayım. Sabah kalkayım, dükkanıma gideyim. 10 gün. Evet. 10 günlük lohusayım. Yine tartıştık, kavga ettik. Ben küs gittim ailemin yanına. Ablamın yanına gittim. Sonra işte barıştık. Tekrar birleştik. Ben 2 aylıklı bebeğim. Dayak yedim. Evden gitti. Bunda susmadım. Polis çağırdım. Darp raporu aldım. Bunda kesin kararlıydım boşanmaya. Ailem kabul etmedi. Nasıl evlendiysen, istiyorum diye tutturduysan, biz sana evlenme demiştik. Nasıl istiyorum diye tutturduysan, şimdi geçiminin çaresine bak dediler. Geçiminin bir yol bul dediler, geçin onunla dediler. Ben uzun bir süre onda ayrı kaldım. 2 ay ablamın yanında kaldım. Ablam çocuğuma baktı, hani asla arayıp sormadı. Ben süt emziremedim oğlumu. Dayak yiyordum, psikolojik şiddetim vardı. Sürekli hakaret işitiyordum yani. Sürekli bir küfür ediyordu. Sonra emziremedim, mama kullanıyorduk. Asla arayıp sormadı. Asla yani bezi var mı yok mu, ne yiyor ne içiyor, benim oğlum nasıl diye sormadı. Çalıştım. Ablamın yanında kaldım. Bir güzellik merkezinde çalıştım işte asistan olarak. Sonra çalıştığımı duyunca dedi barışalım. Ben düzeleceğim. Tam düzeldik. İşte böyle bir şeyler yolunda gidiyordu. Yoluna girmeye başlamıştı. Sen eve geri döndün. Evet. Yoluna girmeye başlamıştı. Mevlüt okuttuk evimizde bir huzurumuz olsun diye. Kardeşi vefat etti. Kardeşi vefat edince Ramazan yine eski Ramazan oldu. Yine içmeye başladı, yine şiddeti uygulamaya başladı. Bütün komşularım şahittir benim. Bütün komşularım yani alt kat komşum gece 3'te yukarıya çıktı. Kızım dayak yiyorsan durma bu evde diye. Dayak yiyorsan durma onlar bu evde. Onlar dayanamamışlar yani artık. Evet. Durma bu evde diye. Dayak yiyorsan işte yukarıya çıktılar. Yani sonra Ramazan eski Ramazan oldu kardeşinin vefatından sonra. Yine içiyordu, dövüyordu. Arabanın içinde döverdi. Yani o dükkanın kamerası olsa da gösterebilseydim. Çocuğum kucağımda arabanın kapısını açtı. Beni yumrukladı, tekmeledi. 10 aylık bebeğim var. 10 aylık oğlu var şu an yani hiç mi aramaz insan, hiç mi merak etmez nasıl bir baba? Yani öyle. Şimdi boşanacağız dedik. Ben gelmeden önce buraya başvurmadan önce oturup konuşmaya çalıştım ben onunla. Ramazan olmuyor bizden, boşanalım. Tamam çocuğun baba sevgisi de görsün, anne sevgisi de görsün dedim ama boşanalım. Çünkü ben böyle dayanamıyorum artık, katlanamıyorum dedim. Sen yine kafa ağrıtacaksın dedi. Çünkü uzun süredir eve gelmiyordu. O gün gelmişti. Sen yine kafa ağrıtacaksın dedi. İçki şişesini aldı. Çekti gitti annesi gile. Annesine yazdım. Dedim böyle olmayacak.
Ramazan tedavi ettirelim. Lütfen tedavi ettirelim. Yoksa dedim ben boşanacağım. Boşan kızım dedi. Yani bu kadar basit onlar için evliliği bitirmek. Bilge sen ne istiyorsun? Boşanmak istiyorum. Şimdi sana yine gelse, yine yalvarsa, hadi gel yeniden dese, kabul eder misin? Etmem. Ne etmem misin? Çünkü çocuğumun psikolojisi bozulur o evde. Ramazan yine eski Ramazan olur. Yani en fazla düzeleceği 10 gün, 20 gün. Hadi bir ay düzelsin. Ramazan eski Ramazan. Bilge kaç yaşındasın sen? 23. 23 yaşındasın ve yaşadığın drama bak. Peki 23 yaşında bir genç hanım, hayallerin yok muydu Bilge? Çok hayalim vardı. Ne hayal etmiştin? Bilge'yi 23 yaşında nasıl görecektin sen? Ben okuyordum. Okudum da. Gardiyan olacaktım ben. Sonra işte hani pandemi sürecinde bir iş buldum. Orada çalışırken Ramazan'la tanıştık. Zaten ailemin hiç umurunda değildim. Ramazan'la evet her gün birlikteydik. Biz 8 ay sevgili kaldık ama her gün birlikteydik. Sabah alırdı evden, akşam bırakırdı. Yani her gün birlikteydik. Evet içiyordu. Ama ben evlenince böyle olacağını düşünememiştim. Ne hayal etmiştin? Mutlu, huzurlu bir yuva. Ya herkesin olduğu gibi mutlu bir yuvam olamadı. Huzurlu bir yuvam olamadı ya. Her şeyim benim kanıtlı delilli. Ben asla boş konuşmam. Bir gün sabah uyandım. Çünkü benim oğlum var yani. Hani erken kalkıyoruz. Ramazan'ın telefonu şarjdaydı. Ben o telefondaki hiç bakmam normalde. Saate bakayım diye ekranını açtım. Nasılsın diye bir mesaj. Kimden? Tuğçe. Ben aldatıldım da. Kızla konuşmalarını silmiş. Kızın numarasını aldım. Yazdım. Tuğçe Tuğçe olarak mı kayıtlı? Tuğçe Tuğçe olarak kayıtlı. Bu hanımefendi mi Tuğçe? Evet. Bu Tuğçe. Yazdım ben. Dedim Tuğçe. Ben Bilge Ramazan'ın eşi. İşte konuştuğun adam evli. Haberin var mı? Haberim yok dedi. Olsa konuşmazdım dedi. Ama konuştu yani. Eşime söyledim. Eşim de kabul etti. Nereden bulmuşlar birbirlerini? Çırağı ayarlamış yani dükkanı var. Dükkanında çalışan küçük yani 18 yaşındaki bebe sana sevgili ayarlıyor. Sen 30 yaşındasın. Bu hanımefendi kaç yaşında? 17-18 yaşında da küçük yani daha. 17 yaşında, 17-18. Arada çok fark var şu Bilge. Evet. Suç yani 17 ile 18 arası demek ciddi bir suç işlemiş olabilir kocan yani. Yani işledi. Onlar sevgili olmuşlar mı? Ramazan ondan hoşlandığını söylemiş. İşte senden kızın meşazları var bende yani hani kıza yazmış senden hoşlanıyorum diye. Kız ben ondan hoşlanmıyordum ama yine de kalbi kırılmasın diye konuşuyordum. Yani kız konuşmuş evli olduğunu bilmiyormuş. Bilse ne değişecekti bilmiyorum ama benim eşim evli olduğunu biliyordu. Önemli olan senin eşin evli olduğunu biliyordu. Benim tabii eşim ki kandırmasın böyle kızları ama. Yani konuşmaması gerekiyordu. Ramazan Bey, cevap hakkınız var. Bu duyduklarımızın gerçek olmadığını inanmak istiyoruz biz. O yüzden lütfen bizle bağlantıya geçin. Yani her hikayenin iki tarafı da var ve iki tarafı da dinlemek istiyorum. Her zaman söylüyorum size. Reklama gidiyorum, devam edeceğiz.